Kabul ettiler mi? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Konyaeli Devlet Hastanesi 2019 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı masa başı tatbikatına başlıyoruz. Konya 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı 23.10.2019 tarihli açıklamaya göre 24.10.2019 günü sabah saatlerinde Konyaeli ve çevresinde Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini artırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin edildiği, fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olduğu kaydedilmiştir. Uyarılar Ereğli Belediyesi tarafından anons ile tüm halkımıza duyurulmuştur. Afet yönetim döngüsü süresi çerçevesinde Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi afet öncesinde önleme, zarar azaltma ve hazırlık niteliğinde afete neden olabilecek tehlike ve riskleri belirleyerek önleme ve etkilerini azaltma çalışmaları ile afet ve acil durumlara yönelik yapılan hastane afet ve acil durum hap gözden geçirmiş gerekli çalışmaları başlatmıştır. Tahmin doğrultusunda 24.10.2019 tarihi sabah 8 civarı saatteki hızı 120 km olarak ölçülen kuvvetli rüzgar ve toz bulutu şehri ve çevresini abluk altına almıştır. Toz ve rüzgar yaşamı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Karayolu ve bağlantı yollarında trafik durma noktasına gelmiştir. Kuvvetli fırtına eşliğinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya, yer yer yıldırımlar düşmeye başlamıştır. Kuvvetli ve yer yer şiddetini artıran sağanak yağış başlamış olup metrekareye ortalama 120 kilogram yağış düştüğü tahmin edilmektedir. Araçların silengeçlerinin yetersiz kalması ve yollarda oluşan su birikintileri trafiği olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı noktalarda seller başlamıştır. Sel, İliz Barajı'nda su seviyesinin aniden yükselmesine ve baraj kapaklarının gövdesinde oluşan çatlaklar nedeniyle baraj görevlisi tarafından son çare olarak acil su tahliyesi için baraj kapaklarını açmak zorunda kalmıştır. Baraj sularının bırakılması ve yoğun yağış nedeniyle Sarıca, Belceağaç ve Hacimemiş mahalleleriyle Altapınar yolu su altındadır. Olay basın yoluyla tüm medyada yayınlanmaya başlamıştır. Mahalle sular altında kaldı. Basın manşetine yansıyan diğer haber sel dereye sürükledi. Yağış hayatı olumsuz yönde etkilemiş ise tarım ve yaşamsal alanları su altında bırakmıştır. Olaya mütakip İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluşmasıyla Konya Afet Müdahale Planı TAP devreye girmiş, olay türüne göre görev alacak haberleşme, ulaşım, altyapı, güvenlik, trafik, arama ve kurtarma, nakliye, sağlık, tahliye, yerleştirme ve planlama, altyapı, enerji, barınma, hazar tespit, enkaz kaldırma, gıda tarım ve hayvancılık teknik destek, zarar tespit hizmet grupları oluşturulmuştur. Sağlık Hizmetleri Grubu adına İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde ekibi İl SAKOM aktif hale gelmiş ve yerel düzey Sağlık Hizmet Grubu operasyon planı uygulamaya sokulmuştur. Türkiye Afet TAMP içerisinde belirlenen olay türü ve ölçeğine göre destek olacak ilde 1. grup destek iller Karaman, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, İsparta, Antalya, Niğde ve Mersin, 2. grup destek iller Mersin, Eskişehir ve Adana, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Afyonkarahisar illeri, İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulları ile iletişim kurularak olayın ölçeğine göre yardım için hazır bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Hizmet Grubu, yerel düzey çözüm üretmek üzere afet ve acil durumlarda olay yerinde ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesi sağlamaya yönelik koordinasyon sorumlu olarak Konya Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, Tamarsan Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Personel Destek Hizmetleri Başkanı olay yeri olan Ereğli ilçesine hareket etmişlerdir.
destek çözüm ortak olan kurumlarla iletişim kurularak bilgilendirilmiştir. Mobil ve saha hastaneleri ve ekipmanları birlikte yeterli personelle araç, gereç ve malzeme bölgeye sevk edilmiştir. Bu arada sel suları önlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bazı yerlerde can ve mal kaybına yol açtığı tahmin edilmektedir. Halkapınar yolu tamamen kapanmış, araçlar suda sürüklenmeye başlamıştır. Can kaybından endişe edilmektedir. Yollarda mahsur kalan araçlar, Ereğli Sanayi Bölgesi su altındadır. Yardım bekleyen Sevzeden vatandaşımız, Sarıca'da bulunan dere kenarı, selden evlerini korumaya çalışan vatandaşlarımız, çaresiz kalan bir vatandaşımız, yerel düzey sağlık hizmet grubu operasyon planı dahil yerel devlet hastanesi hap planı üstlerini kazandırılmış, hap başkanı adına hap sekreteriyatı görev üstlenen hap bilim sorumlusu Yaşar Ünver tarafından olay yönetim ekibini acilen anons ile telefon ile daha önceden hastane olay yönetim merkezi olarak gözlenen hastane ağabeyi ikinci kat konferans salonunda çağırmış ve olay yönetim ekibi olay yönetim merkezine giriş yapmıştır. İş atış talimatı. Evet arkadaşlar. Orhan Bey, Eşar, Orhan Bey. Bazen Yaşar Bey. Departman servis birim müdahale prosedürleri, standart operasyon prosedürleri, olay eylem planları, formlar, profiler ile birlikte olay özel planlar hazır hale getirilmiştir. Proki, Kaiser risk analizi, güvenli hastane kontrol listesi, standart operasyon planları, formlar. İlçemizde şu an ciddi derecede kuvvetli ve sağanak yağış nedeniyle bir sel felaketi yaşandığı haberini aldım kendilerinden. Bu olayın ölçeğinin çok büyük olduğu tespit edilmiş, ölü ve yaralıların olabileceği söylendi bana. Ve acilen ihtiyaçlarımızı gidermemiz olanında bilgi verildi bana. O yüzden afet yönetim seviyesini 3 olarak ilan ediyorum şu andan itibaren. Ve acil müdahale planını aktifleştirerek hastanenin olaya doğrudan müdahale olmasını sağlayacağız. Bu yüzden bütün departman ve servis birimlerini bütün arkadaşlar için hemen iş akış talimatları ve standart operasyon prosedürleri çerçevesinde hareket edecekler. Hemen bütün hastalarımız, daha doğrusu mevcut durum değerlendirip taburcu edebilecek bütün hastalar taburcu edilmesi gerekiyor. Zorunlu olmayan faaliyetleri şu andan itibaren durduruyoruz. Özellikle acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, merkezi sterilizasyon hizmetleri alarm durumuna geçirilsin. Patoloji, radyoloji ve laboratuvar birimlerinde acil haricinde bütün işlevleri durduralım. Personel, kritik ekipman ve sağlık malzemeleri hemen mevcut hale getirip ayrıca muhakkak talepler ve geri bildirimler olay yönetim ekibine bildirmelerini istiyorum. Ayhan Bey hemen personel, hasta ve hasta yakınlarıyla yakınlarına ve basına HAP Başkanlığı tarafından onaylanan bilgileri iletmenizi istiyorum sizin. Tamam efendim. Nazan Hanım, iş yeri güvenliği sorumlusu olarak özellikle çalışma ortamının güvenliğinden ve kişisel koruyucu ekipmanların temininden ve kontrolünden siz sorumlusunuz. Hasta, personel ve bütün ziyaretçilere karşı olası tehditleri tespit edip takip etmenizi istiyorum. Aynı zamanda tehlikeli durumları takip edip azaltmak için gerekli önlemleri almanız gerekmekte. HAP Başkanlığı tarafından her türlü operasyonu durdurmaya yetkili kılınmış şu andan itibaren. Mesut Bey, hastane müdürümüz, diğer kamu kuruluş ve kuruluşlarla hemen irtibata geçin. Ve tamamen irtibat halinde olmasını sağlayan hastanemizin bütün bilgi akışları sizin üzerinizden gerçekleşecek. Tamam. Ayrıca lojistik şefi olarak görevlendirildiniz. Gerekli hizmet artı insan gücü, araç gereç, personel, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerin sağlanması ve organize etmenizi ve yönetmenizi istiyorum bu saatten itibaren. Tamam başkanım. Korhan Bey,
tıbbi ve bütün hap başkanlığı ve bölüm şeflerine ihtiyaç duyulan tıbbi destek konusunda sizin yardımlarınızı bekliyoruz. O şekilde hizmetinize devam edeceksiniz. Yaşar Bey, bütün olay yönetim ekip tarafından bilgilerin toplanması ve kayıt altına alınması sizin göreviniz. Tamam. Bu şekilde devam edeceksiniz. Başhekim yardımcım, operasyon şefi olarak sizi görevlendiriyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi için muhakkak strateji ve taktikler geliştirmenizi ve uygulamanızı istiyorum. Müdahale alanlarını organize etmenizi, kaynakları yönetimimizi ve tıbbi bakım, altyapı, güvenlik ve psikososyal destek birimiyle ilgili görevlendirmenizi yapmanızı bekliyorum bu saatten itibaren. Hastane müdürümüz Necla Hanım, mümkün olduğu kadar hemen operasyonlar ve kaynak yönetimiyle ilgili tüm veri toplamanızı ve taktik geliştirmenizi, gerekli o taktik operasyonlar için alternatifler geliştirmenizi ve planlama yapmanızı ve bu planları bize sunmanızı istiyorum. Finansman olarak da Fatih Bey, finansal varlıkların kullanım ve harcamaların muhasebesini yapın. Harcamaları kaydedin ve masrafların göre ödenmesini yönetin. Tamam. Bununla hocam. İlgili gerekli çalışmaları başlatın şu andan itibaren. Tamam hocam. Şu an için Ereğli'mizde hastane içi trafik akışlarımız, artık krokilerimiz. Özellikle Karapınar Devlet Hastanesi, Emir Gazi İlçe Devlet Hastanesi, Halkapınar artı Ereğli Ağızlı İstihalı Merkezi ile işbirliği halinde olacağız. Karşımızda hastane yurdu olarak şey var. KYK mevcut. Erzak temini için Ereğli'de bulunan ADESE ile irtibata geçin. Artı tıbbi malzeme için de Göksu ile irtibata geçmeniz gerekiyor. Yakıt teminimiz için mümkün olduğu kadar anlaşmalı olduğumuz demirenlerle irtibatta olmanız gerekmekte. Bu saatten sonra bütün yapacağınız prosedürleri siz değerlendirmenizi istiyorum. Değerlendirme ve durum raporları için 4 saat sonra tekrardan buluşacağız. İş akış talimatlarınızla mahiyetinizdeki birimlere iş akış talimatlarınızı dağıtmanızı bekliyorum. Özellikle Form 3, Form 10, Form 24 ve 32 alarak görevli olduğu yerlere, görevli olduğunuz yerlere dağılın. Dönüşünüzde muhakkak mevcut durum analizlerinizi ile birlikte arttırılabilir kapasite oranlarını da değerlendirmeni görmek istiyorum. Analizleri üst makamlarla ben paylaşacağım. Şu andan itibaren alarm durumdayız arkadaşlar. Ona göre hareket etmenizi bekliyorum. Bol şans, Allah yardımcınız olsun. Bu arada yağ şiddetini azaltmış fakat bazı yerlerde sel hala devam etmektedir. Sel sonucu kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Sürüklenen araçlar oluşan çamur barcıklarında mahsur kalmıştır. Selde sürüklenen araç, tepkiyle kurtarılan sebzede halkımız, hayvanlarını kurtarmaya çalışan halk, sel sularının sürüklediği küçükbaş hayvan, arama kurtarma yapan itfaiye görevlileri, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenleri itfaiye ve sağlık ekiplerince ulaşılma anı, Sarıca'da 5 kişinin kaybolduğu ihbarıyla İblis Çayı'nda arama çalışması, mahsur kalan vatandaşımızın kepçe ve traktörlerle kurtarılma anı, engelli vatandaşımızın ülke ekiplerince kurtarılma anı, sel sularında telefona yaklaşık 150 küçükbaş hayvan, Valilikten yapılan açıklamada Ereğli ilçenin Bencaat Mahallesi'nde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Sel sularında can veren vatandaşımızın barış suyundan çıkarılma anı, dere kenarında bulunan her iki araçtan 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Hacı Memiş Mahallesi'nde kaybolan ikisi çocuk bir anne olmak üzere 3 kişinin arama anı, AFAD ekiplerinin arama anı, İrlik Barajı'na yakın Sarıca Mahallesi'nde bir kişinin cesedine ulaşıldı. Konya Valisi Güneyt Orhan Toprak'ın basın açıklamaları. Yaşanan aşırı yağışın neden olduğu selden etkilenen bölgelerin hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek ve olay hakkında bilgi almak üzere Ereğli ilçesine gelmiş olduğunu, ilçenin belki de tarihinde ilk defa bu kadar kısa bir süre içerisinde metrekareye 120 kilogramdan fazla yağış aldığını, Ereğli'nin yıllık metrekareye 26 kilogram yağış ortalamasının yaklaşık 5 katına denk gelen bir miktarın ise sadece 4-5 saatlik bir süre içerisinde düştüğünü dile getirmiştir.
Konya Valiliği olmak üzere Büyükşehir, Ereğli ilçe ve çevre belediyeler dahil ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların sabahın erken saatleri itibariyle harekete geçtiğini, afetin meydana gelmesiyle birlikte toplam 97 araç, 2347 personel ve 53 motopomp ile müdahale yapıldığını, ancak tüm bu müdahalelere rağmen 11 can kaybının yaşandığını, 10'da kayıp vakasının bulunduğunu belirtti. Kaybolan 10 vatandaşımız için Konya AFAD ile birlikte Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden oluşan toplam 123 personelle yoğun bir çalışma yürütüldüğünde sözlerini ekledi. Şimdiye kadar yapılan tespitler neticesinde 350 ev ve iş yeriyle 290 aracın selden etkilendiğini, bunun yanı sıra toplamı 95 bin dekarı bulan çok sayıda tarım arazi, yüksekliği yer yer 1 metreyi bulan su baskınları nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti. Tarım arazilerinden suyun kısa sürede boşaltılması amacıyla çevre illerden ve Ankara'dan ilave motopomplarından getirildiğini, bu sayede su altında kalan tarım arazilerinin daha kısa sürede temizleneceğini söyledi. Bir başka önemli tahribatında elektrik hatlarında meydana geldiğini ifade eden vali, tüm ilçemizi etkileyen sel felaketi nedeniyle birçok trafo, yüksek gerilim hattının da tahrip olduğunu, yoğun çalışmalar yürüten enerji dağıtım şirketinin ise 50'nin üzerinde araç ve 100'ün üzerinde personelle yürüttüğü çalışmalarla tahrip olan hatların büyük bir kısmının onarıldığını, elektrik verilmeyen yerlerin 2-3 gün içerisinde elektrik verilmeye başlayacağını açıkladı. İlçemiz genelinde hizmet veren 49 GSM şebekesinden 12'sinin de bu felaketten etkilendiğine dair de işaret eden vali, sel sonrasında bunlardan ikisinin arızasının giderildiğini, diğerleri için de arıza giderme çalışmalarının devam ettiğini, bu arızaların da 1-2 gün içerisinde giderileceğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarını Konya Valiliği koordinasyonunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü, özellikle tarım arazilerinin sel sularında temizlenmesi ve çalışmalarında tüm kamu kurum ve kuruluşların çalışmalarını Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde devam ettiğinde belirtti. Selden etkilenen ve evlerinin kullanılması hale gelen vatandaşlarımızın uygun yerlere nakledildiğini, iaşelerini ise Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılandığını ifade etti. Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi ve böylesi felaketleri bir daha yaşanmaması temenniyle tüm Ereğlilere geçmiş olsun dedi. Şimdi olay yönetim ekibi toplanıyor 4 saat sonra. Hadi arkadaşlar. Herkes burada. İlk önce mevcut durum analizini alacağım. Daha sonra arttırılabilir kapasite oranlarıyla genel değerlendirme ve durum raporlarını istiyorum hemen. Ayhan Bey. Sayın Başkanım, personel, hasta ve hasta yakınlarına, olay girişini verdiğiniz medya çalışanlarına, evet, görev yelekleri giydirilerek, hastane içi refakat sağlanarak iç ve dış paydaşlara başkanlığınız tarafından onaylanan bilgileri ilettim. Hasta ve hasta yakınlarına psikososyal destek ihtiyaçlarına göre sağlandı. Aile ve Sosyal Protokol İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon sağlanarak gerekli olan psikososyal destek ünitesi kuruldu. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkanım, iş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliği sağlandı. Kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilerek kontrol edildi. Hasta personel ziyaretçilerine yönelik mevcut ve olası tehditler takip ve tespiti yapıldı. Tehlikeli durumları azaltmak için gerekli önlemler yapıldı. Bununla ilgili formlarını doldurdum. Yönetim kayıt formu ve tesis sistemleri kayıt formunu doldurdum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet, teşekkür ederim. Sayın Başkanım, tarafıma verdiğiniz görevler, AFET'ta diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri olan protokol yaptığımız Karapınar Devlet Hastanesi, Emirgazi İnçeköy Devlet, Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Ereğli Ağızlı Sağlığı Merkezi ile iletişim kuruldu. Evet. Sonrasında hastane olarak alternatif yatak kapasitemizin ihtiyacı olarak Ereğli KYK ile iletişim kurdum. Erzak ihtiyacı olacağından dolayı Ereğli Adise Alışveriş Merkezi ile erzak temirli ilaç tıbbi saf malzeme olarak ilaç deposuyla görüşülerek iletişime geçildi. Evet. Yakıt temini olarak da anlaşma olduğumuz demirleri akaryakıt istasyonundan araçlarımızın ve jeneratörümüzün gerekli yakıt takviyesi yapılmıştır.
Kritik malzeme olarak da diğer bütün tıbbi malzemelerimiz şu an hazır durumdadır. 4 tane jeneratörümüz, 1026 kahva kapasitesinde 4 tane jeneratörümüz, 8 metre yedek yakıt deposu da hazırda beklemektedir. Evet. 8 adet UPS cihazımız 30 dakika boyunca süreli şu an donmuş durumdadır. 120 ton içme suyu, 130 ton yangın suyu, 20 ton yumuşak su arıtma suyuyla üst depozito şu an dolu durumdadır. Evet. 6 adet ventilatör, 100 adet sedyemiz, 15 adet taşınabilir sedyemiz, 100 adet tekerlek sandalyemiz, 100 adet de muayene masamız şu an, 15 hemodiyaliz cihazımız, 5000 litre likit oksijen tankımız şu an hazırda beklemekte. Ayrıca 105 adet oksijen tüpümüz de mevcuttur. Evet. Şimdi ondan sonrası teknik servisle ilgili olarak da ambulanslarımız, 3 adet ambulansımız, 1 adet, 2 adet hizmet aracımız mevcuttur. Şu an hazırda beklemektedir. Güç kaynaklarımız, yangın idrar sistemimiz, morg durumumuz, yangın merdivenlerimiz, yakıttaki sığınağımız kontrol edilmiş durumdadır. Ayrıca 11 tane morg ünitemizden şu an 9 çalışır durumda. 2 tanesi arızalanmıştı. 2 tanesini geçici morg almış durumdayız. Geçici morgumuz için de yedek jeneratör temin edilmiştir. Teknik serviste de tesis çalışır durum raporu istenmiştir. Formları da doldurmuştur efendim. Teşekkür ederim. Korhan Hocam. Yani hocam, Sayın Başkan, başkanınızla bağlı bölüm şeflerine ihtiyaç duyulan teknik konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale için gerekli olan danışmanlık hizmetini verdik. Teşekkür ederiz hocam, elinize sağlık. Sağ olun. Metin hocam. Buyurun. Yaşar hocam. Sayın Başkanım, standart operasyon prosedürleri, iş akış talimatları, departman servis, bilim müdahale prosedürleri ve olay eylem planları, görevli ve birimlere dağıtıldı. Olay yönetim ekibimiz tarafından istenilen bilgiler toplandı ve kayıt altına alındı. Ellerinize sağlık. Metin abi. Evet. Sayın Başkanım, belirlemiş olduğunuz hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejik taktikler geliştirildi. Müdahale alanlarını organize edip, kaynakları yönetip, tıbbi bakım, altyapı, güvenlik ve tehlikeli maddeleri, psikososyal destek görevlendirmeler yaptım. Hastanenin tıbbi kapasitesi doğrultusunda tedavi kapasitesinin artırılması için kullanılabilir yatakların sayımı gerçekleştirilmiş olup her departman servis ve bilimlerden saatte bir güncellenen form ön 4 olay yönetim ekibine bildirimi sağlandı. Bilgiler ışığında durumu iyi olan hastalar taburcu edildi. Servisler abi. Arasında hasta transferi gerçekleştirildi. Harika. Servisleri ilave yatak ve sedye artırımı da yapıldı. Elinize sağlık abi. Durum. Sayın Başkanım, operasyonlar ve kaynak yönetimi ile ilgili tüm verileri topladım ve analiz ettim. Evet. Taktik ve operasyonlar için çeşitli alternatifler geliştirerek planlama yaptım. Olay eylem planını hazırlamış bulunmaktayım. İzinli olan tüm personeller çağrılarak gerekli görevlendirmeler yapıldı ve olay hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında yaka kartları verilerek tüm görevlendirmeler yapıldı. Olay eylem planı standart formu, olay eylem planı takip formu ve iş sürekli olay eylem planı formu hazırlanmış bulunmaktadır. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Fatih Bey. Sayın Başkanım, finansal varlıkların kullanımı ve harcanmasının muhasebesini yaptım ve harcamaların kaydedilmesi ve masrafların geri ödenmesi hususunda gerekli çalışmaları yaptık. Ayrıca ilçedeki vatandaşlarımızdan bir tanesi 100.000 TL tutarında bir hibe bağışta bulundu. Bunu da gerektiğinde kullanılmak üzere veznemize yatırttık. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar. Bu arada durum normale dönmeye başlamıştı. Fırtına ve yağış tamamen sonlanmış olup alarm durumundan çıkılarak rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Olağan yönetim faaliyetleri sürdürülmekte olup fazla personel geri çekilerek tüm personelinden bilgi alınmıştır. İşle işe dair durum toplantısı yapılarak olay raporu hazırlanmıştır. Bilanço 11 adet ölü, 30 yaralı, hastanemiz yaralı toplama alanından triyaj alanına aktarılarak orada 10'u kırmızı alana, 3'ü sarı alana ve 17 yaralı ise yeşil alanda tedavi işlemleri yapılmıştır. Kırmızı alanda tedavi gören hastaların 3'ü ameliyathaneye, 7'si yoğun bakım ünitesine taşınarak tedaviler yapılmaktadır. 11 ölünün 9'u hastanemiz siyah alan olarak tabir edilen morga yerleştirilmiş, 2'si geçici morga taşınmıştır. Olay eylem bildirim formları, hasta takip liste formu, afet ve acil durum sonlandırma formu düzenledik. Hasar tespit ve sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik form, temel paydaşlarla bilgi paylaşımı takip formu, briefing formu,
bilgi yönetim genel takip formu, sağlık yetkilileriyle bilgi paylaşım takip formu, HAP 2019 yılı tatbikat rapor formu, hazırlamış olduğumuz masa başı tatbikatını izlemiş olmanızdan dolayı teşekkür eder. Umarız hastane afet ve acil durum planının ne anlama geldiği hakkında fikir edinmiş ve olası afetlere karşı nasıl hareket edileceği konusunda eğitici olmuştur. Şimdi ambulans
Tahliye kararı verdim. Tahliyemizi gerçekleştiriyoruz şu an. Teşekkürler. Hadi arkadaşlar. Burası da boş abi. Tahliye giden yerleri, o da boş. Hadi hemen atlasayım. Hadi hadi çabuk. Hadi. Evet. Çeyrek. Diğer hastayı da alalım. Hadi bir iki üç. Diğer seti alalım. Çok iyi. Tamam, harika. Hadi bir, iki, üç. Ambulans. Tüm onlar güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Arz edin. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, bunun durumu iyi görünüyor. Evet, biraz da iyi değil.
Geçmiş olsun, iyi misin? Hadi detaylara bakalım, zaman yıllarını çabuk başlayalım. Bizim yalan parçalıyoruz. Hocam nasıl istekalım, nasıl herhangi bir yerde bir şey var mı? Tamam. Geçmiş olsun, iyi misin? Geçmiş olsun. İyi. Anlaşma versin. Tamam, şimdi işte olan sana yeşil alan sana bir değer alana bak. Bekleyen tarafından sana bir şey alacağız. İlk bir tane bir alanları şey yapalım. Yeşil alan alalım arkadaşlar. Bu yeşil alan buraya daha yeşil alan gel. Açtım orayı. Tamam, bu da yeşil alan. Bir tane yeşil alalım. Tamam. Harika. Bir tane de kaydedelim arkadaşlar. Bir tane yeşil alan. Bir tane sıkıntılı. Hocam üstüne aldık. Harika. Yeşil çekelim buraya. Tamam. Yeşil çekelim fazla da arkadaşlar. Muhalif yeşil çektiğimiz yeşil alalım. Diğerler yine alacağız. Evet hocam. Hocam bir tane kırmızı alan hastanız var. Harika. %40'ın üzerinde 200 derece ve %10'un üzerinde 300 derece yanığı var. Hı-hı. İlk tedavisini stabilizasyonunu sağladık. Elinize sağlık. Antibiyototerapisiyle yara bakımda yaptık. Yanı kırmızı olan bir yere sevk için helikopter ambulans için 112 ile görüşüldü. Tamam. Haber bekliyoruz. 10 tane sarı alan hastalarımız var. Bir tane stabil, sadece dumanını etkilenmişler. İlk tedavileri halinde sürüyor. Tamam. Yeşil alan hastalarımızın da ilk muayenelerini yaptık. Yeşil alanda tedaviler. Harika. Tedaviler. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Ereğli ilçemizde gerçekleşen son derece vahim bir olayla karşı karşıyayız. Çok kuvvetli bir yağış nedeniyle bir sel felaketi gerçekleşti. Bu felaket sonucunda maalesef ölü ve yaralılarımız mevcut. Hastane olarak afet planımızı acil olarak aktive ettik ve birçok görevli arkadaşımızı hastaneye davet ettik. Hastane içinde gerçekleşen birçok olaya müdahalesini yapmış bulunmaktayız. Şu an 11 tane ölümüz mevcut. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 9'u şu an ana morgumuzda, ikisi geçim orta bulunmakta. Şu an hastanemizde gerçekleşen yangın sonrasında da birçok yaralılarımız var. Onlara da ilk müdahaleleri acil serviste yapıldı. Gerekli triyaj işlemleri yapıldıktan sonra sevk edeceğimiz hastaların hepsinin sevkini sağlamış bulunmaktayız. Şu an olay durma noktasında, yeşil kodu verip olayı sonlandırdık şu an görünmekte. Gerekli işlemler bitmiş durumda. Bütün personelime, bütün arkadaşlarıma olaydan yaptıkları işten özveriden dolayı teşekkür ediyorum.